Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahlan. Ve in şi'te cealtel hazne sahlan bi kudretike ya erhamen rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve kadirli din kardeşlerimiz, sizlerinin berçelerinizle ve sizler arkali aile azalarınız, kavmi karındaş, berçe dindaşlarımızla hemimizin başımızda sayaban bulup kirip gelgen mübarek Ramazan ayı bilen kutlayımız. Bu ayını Allah Subhanahu ve Teala uzu hahlegendik ibadetini kılıp, acir sevaplarını kuplap kesip kılışımızda uzu yardımcı bulgen bulsun. Bu ayını bizler için rahmet ayı, mağfiret ayı, dozaktan azat buluş ayını hakikatige eylentirsin. Bu ayını berekatiden vatanımız, halkımız, elimiz, yurtimiz için Allah-u Teala öz rahmetlerini nazil kılsın. Berekatları, semeratlarını nazil kılsın. Tinçlik, amallikini berdevam kılsın. Daima meneşimge okşagan Ramazanlarga kayta kayta erişip, özünün ibadeti de berdevam buluşumuzu nasip etsin. Elhamdülillah, bu yılki Ramazan'da köpçilik mumun Müslüman ülkeler bilen bir günde roza tutuşunu başlaş nasibe kıldı. Keçe İslam alamının berçe tarafları da Ramazan ayı hilalini körüş marasımları bulup ötü. Ulamalar, adli insanlar, felakiyat ilmini mütexessisleri, köpleri ana şu ay keçe körüngerligini, yani iki keç körüngen, endi mana elhamdülillah ertadan başlayıp roza başlanışını tasdiqlashdi. Yani iki şenbe günü körünmegeni üçün şenbe günü birinci Ramazan boladı deb aytishdi. Bu manada biz Müslüman alamını, yani iki köpçiligi, juda ham köpçiligi bilen muvafık ravishda mana bugün birinci taravih bo'lib ertaga birinci roza bo'lishiga to'g'ri keldi. Bu ham katta bir vaqt. Ba'zi bir yurtlar avvaldan belgilab bugunni birinchi kun deyish qo'ygan edi. Endi ularda bir oz demak xarxonlik bo'lib qoldi. Men Moskvadan bugun asrdan keyin keldim. Ular kecha tarovihni o'qishdi. Tarovihni o'qib bo'lgandan keyin imom bu yil 31 kun roza tutamiz debdi. Çünkü roza kirmasdan bugün bir gün tutishyapti. Aniq bo'ldi da u yoqda, ha, aniq bo'ldiki, demak bugün Ramazon emas. Ertaga Ramazon. İmam tarovihni o'qib bo'lgandan keyin xalqqa aytibdi shunaqa deb. Ya'ni bu yil 31 kun roza tutamiz. Bir kun tutgani noto'g'ri chiqyapti bugungi kunga. U yog'i inshaalloh Alloh nasib qilsa 30 kunni tutishi. Bizda alhamdulillah bunaqa har dam xayollik bo'lmadi. Kutib mana kecha hammasi aniq bo'lgandan keyin bugun Ramazonni birinchisi deb e'lon qilinishi albatta nihoyatda yaxshi bir xayr barakalik ish bo'ldi. Shu bilan birga bu kabi suhbatlarimizni o'tkazishga ham Alloh subhanahu va taolo o'zi yo'l berdi. Xayr barakat bo'ldi. Buning uchun demak harakat qilgan, yordamchi bo'lgan aziz insonlarning barchasiga tashakkur aytamiz. Jumladan ushbu masjid qavmiga, masjid demak idorasiga, rahbarlariga, xususan Jaloliddin hoji domlamizni o'zlariga takliflari uchun ko'rsatgan izzat ikromlari uchun chin qalbdan tashakkur aytamiz. O'tgan yillarda 3 yil davomida ruhiy tarbiya deb atalmish silsila suhbatlarni qildik. Bu o'sha ruhiy tarbiya deb atalgan kitobni har bir juziga bittadan Ramazonga to'g'ri keldi.
Bu narsani oxiriga yetkizdik. Endi bu yil yangi bir mavzu boshlash niyatimiz bor. Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'rab turasizlar. Bu mavzuni ham xayrli, barakotli, hammamiz uchun manfaatli qilsin. Oxirigacha go'zal bir tarzda yetkizib, hammamiz odob, axloq, hamma yaxshilik taraflaridan bir manfaat olishimizga Alloh taoloni o'zi yordamchi bo'lsin. Bu yilga o'tkazmoqchi bo'lib turgan suhbatlarimizning mavzusi Anbiyolar qissasi deb ataladi. Anbiyolar qissasi haqiqiy qissa hisoblanadi. Allohning nabiylari insoniyatni hidoyat mayoqlari, yo'lchi yulduzlari, odob namunalari, axloq o'rnaklari hamma tarafdan go'zal, yetuk, hammaga yo'lboshchi bo'lgan, hammani hidoyatga boshlagan, yaxshilikka buyurib, yomonlikka qaytargan, go'zal, ajoyib bir ishlarni yuzaga chiqargan Allohning tanlab olingan bandalari, nabiylarning qissalari albatta dunyodagi eng go'zal qissa, dunyodagi eng manfaatli qissa, dunyodagi eng o'rnak oladigan, namuna oladigan, foyda beradigan, haqiqat yo'liga yurishda yordam beradigan qissalar bo'ladi. Allohning nabiylari albatta Allohning ta'limotini bandalarga yetkazgan, o'z shaxslarida namuna qilib ko'rsatgan zotlar. Bularning qissalari, hayoti yo'llari, qavmlari bilan bo'lgan muomalalari, Alloh amrini bajarish borasida bu yo'lda ko'rgan jafolari hammasi faqat va faqat o'rnakdan, xayr barakadan iborat. Lekin ming afsuslar bo'lsin kim, bizgacha bo'lgan qavmlarda aynan mana shu sohada anbiyolar qissasi ma'nosida xatoliklarga yo'l qo'yilgan, noto'g'ri taraflarga burilib ketgan, bunday sharafli zotlarni sharafiga to'g'ri kelmaydigan buzg'unchiliklar bo'ladi. Ko'pgina qavmlarni anbiyolar hayoti qissasi to'g'risidagi axborlarida anbiyolarga mos kelmaydigan, ularni sharafini bulg'aydigan, ularni gunohkor qilib ko'rsatadigan gap-so'zlar, voqealar, har xil narsalar aralashib ketgan. Ba'zi birlari esa anbiyolarni qissasini bo'rttirib yuborib, hatto ba'zilarini xudo deyishgacha borib yetishgan. Bularni hammasi demak zulm, beodoblik, anbiyolarni sharafiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilish, aytishdan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo islom dini bilan, Qur'oni Karim bilan, Muhammad alayhissalotu vassalom bilan insoniyatni buzilgan barcha buzuqchiliklarini tuzatgani kabi anbiyolar qissasi to'g'risidagi qissalardagi buzuqliklar, adashuvlar, noto'g'ri ketishlar, haddan oshishlarni hammasini to'g'rilab yo'lga soldi. Alloh o'zining oxirgi kalomi Qur'oni Karimda anbiyolarning qissasiga alohida e'tibor berdi. Ana shu tushga tushirgan mo'jiza oyatlari ila anbiyolar qissasining eng to'g'risini insoniyatga yo'lladi. Ana shu qissalarni siz bilan biz ahli bo'lishga, mu'min musulmon olarak Qur'onimizda o'qib o'rganish baxtiga sazovor bo'ldik. Qur'onda kelmagan ba'zi bir xabarlarni Alloh o'zining habib payg'ambarlari, nabiylarining afzali, mahluqotlarining eng yaxshisi Muhammad alayhisolatu vasallamni tillaridan u kishining hadisi shariflari orqali bayon qildi. Ming afsuslar bo'lsinki, Qur'on o'zimiz bilan bo'la turib, sahih sunnat hadislar o'zimiz bilan bo'la turib, bizning mu'min musulmonlarning ichida ham anbiyolar qissasiga buzuqliklar kirgani bor. Anbiyolarni fazliga to'g'ri kelmaydigan, obro'siga to'g'ri kelmaydigan, ularni balki gunohkor qilib ko'rsatadigan, adashgan qilib ko'rsatadigan, axloqsiz qilib ko'rsatadigan gap-so'zlar, ba'zi bir voqealar, qissalar kirib qoladi.
Hatta bazı bir tafsir kitaplarımızda bu narsalar var. Anbiyalar kıssası deb atalgan kitaplarının ko'p gaplari da bana şu narsalar yazılıp qolgan, aytılıp qolgan. Ayniqsa biz Türkiye kitaplar deymiz, ana şu eski Özbek tilida Arab harfida yazılgan kıssa kitaplarda ana şundaqa ilimge asoslanmagan, noto'g'ri axborotlar qo'shilgan qissalar tarqalib qolgan. Shuning uchun ulamolarimiz ana shu qissalarni bor kitoblarni o'qimaslikka tavsiya qilishar edi. Bizni qiblagohimiz otamiz ham ana shu kitoblarni man qilardilar, bizga o'qimaysizlar. Uyimizda yo'q edi, boshqa yoqdan ham topishga keragi yo'q. Buni o'qimaysizlar, haqiqiy, demak, ilmiy asosdagi narsalarni o'qishni topshirar edilar. Asta-sekin bu narsalarni o'qib, o'rganib borib, haqiqatdan bu go'zal qissalarni mohiyatini, fazilatini, manfaatini tushunib yetdik. Men Tafsir-i Hilolni dastlabki juzlarini yozganimda 30-29 Qur'oni Karimning juzlarini qayerda shu anbiyolar to'g'risida gap kelsa, qisqagina o'sha qissalarini yozib qo'yganimda. Odamlar azgina bo'lsa ham tanishib tursinlar. O'zlari iymon keltirgan payg'ambarlar kimligini bilib qo'ysinlar degan ma'noda. O'sha paytda O'zbekiston qomusi ensiklopediyasini tahrir hay'ati ham murojaat qilib, bizga mana shu anbiyolar qissasini mo'jazgina kitobcha qilib bersangiz go'zal bir ish bo'lardi ham deyishdi. Lekin vaqt yetishmasligi, boshqa imkonlar bo'lmaganligi oqibatida ularni iltimoslarini bajara olmagan edik. Keyin alhamdulillah mana hadis va hayotni yozish demak paytida anbiyolar fazli degan bir bob chiqdi. Unda 5ta, 6ta payg'ambarlar haqida azgina hadislar kelgan edi. Mana shu fursatni men juda yaxshi bir fursat deb bilib, ana shu 6ta demak nomlari kelgan payg'ambarlarga qo'shib Qur'oni Karimdagi 25ta nabiy aytilgan bo'lsa, bittasi Rasul Akram alayhisolatu vasallam, u zoti va barakatga alohida bir kitob bo'ldi. Qolgan 24 nabiy alayhisalomlarga alohida bir kitob bo'ldi. Mana shunda asosan Qur'on uslubi, Qur'on iboralari, Qur'onda kelgan ma'lumotlar va qo'shimcha ma'lumotlar Rasul Akram alayhissalotu vasallamning sunnatlaridan olingan ma'lumotlar bo'ldi. Siz bilan biz nabiy alayhissalomlarni qissalarini o'rganishdan oldin nabiy degani nima degani o'zi? Rasul degani nima degani o'zi? Bilib olishimiz kerak. Nabiy so'zi arab tilidagi naba so'zidan olingan. Naba degani muhim xabar degani. Va yana bir ma'nosi yuksalish ma'nosini biladi. Demak, lug'atda nabiy so'zi muhim xabar va yuksalish ma'nolarini bildiriladi. Ulamolar istilohida esa nabiy Alloh subhanahu va taolodan xabarni qabul qilib olib, nabiylik martabasiga ko'tarilgan shaxsga nabiy deyiladi. Allohdan xabarni qabul qilib olib, Allohning elchisi bo'lish martabasiga ko'tarilib yuqorilagan zotni nabiy deyiladi. Rasul so'zi arabcha risola so'zidan olingan bo'lib, lutf bilan bir shaxsga bir narsani yuborishni risola deyiladi. Arablarda hozir birov-birovni sog'inib maktub yozsa, shuni risola deydi. Palonchiga men risola yubordim, pistonchiga risola. Ana shu yuborib yozgan narsasi uni mehri muhabbatini, lutfi karamini demak boshqaga ifoda qiladi. Arablarda ba'zi bir xabar, xususan suyunchilik, xursand xabar bilan bir odamni boshqa kishilarga yuborsa ham shuni ham rasul deydi. Elchi degan ma'nosi. Falonchi yo'lda kelyotib, ahli ayoli uchun o'zini kelganlik xabarini bildirish uchun rasulini yubordi deydi. Ya'ni xabarchisi, elchisi uyiga borib, falonchi kelyapti, falon yerga yetib qoldi deb aytishini shunday deb aytiladi. Ana endi shariatda esa Alloh subhanahu va taolo o'zining diniy ta'limotini yuborib,
va uni boshqalarga ham yetkazishni topshirgan zotga rasul deyiladi. Allohdan Allohning xabarini, ma'lumotlarini, diniy ta'limotlarini qabul qilib oladida boshqa kishilarga, ya'ni o'ziga ummat bo'lgan zotlarga ana shu xabarlarni yetkazuvchi zotni rasul deyiladi. Bizda rasulni ham, nabiyni ham payg'ambar deb o'rganib qolganmiz. Payg'ambar so'zi o'zi aslida forscha so'z hisoblanadi. Payg'am degani o'sha risola degani, xabar degani, elchilik degani. Ana shuning uchun ana shu payg'ami bor odam degani. Ya'ni Alloh bilan bandalar o'rtasida elchilik qiluvchi shaxs degani. Qur'oni Karimni tafsir qilish borasida, jarayonida boshqa munosabatlar bilan men alohida e'tibor berdim. Qur'oni Karimni oyatlarida rasul so'zlari muhim bir joylarda ishlatiladi, nabiy so'zlari ma'lum bir joylarda ishlatiladi. Oilaviy munosabatlar, bordi keldilar, insonlarning o'rtasidagi bo'ladigan gap-so'zlar bo'lsa ko'proq nabiy so'zi ishlatilgan. Allohni buyruqlarini yetkazish, shariatni tatbiq qilish, shunga o'xshagan umum demak insoniy gaplarni ko'piga Alloh taolo rasul so'zini ishlatgan. Mana bu demak nozik nuqtani ham bilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi nabiy va rasullar Allohni sevgan bandalari, o'zi tanlab olgan bandalar. Bundan chiqadiki, nabiy bo'lish, rasul bo'lish o'qib o'rganish, ustozga shogird tushib harakat qilishdan bo'lmaydi. Kimni nabiy qiladi, Alloh o'zi biladi. Faqat Allohning tanlashi va ixtiyori va yo'llashi bilan bo'ladi. Birov o'qib o'rganib, 100 mingta kitob o'qidim, unisini yodlab oldim, bunisini yodladim, endi nabiy bo'ldim deya olmaydi. Ustozga shogird tushib ham bo'lmaydi, boshqa tarafdan ham bo'lmaydi. Bu nabiylik, payg'ambarlik Allohning ne'mati istagan bandasiga tanlab olib beradi. Ana shu istagan bandasi o'sha zamonning yetuk insoni bo'ladi. Pokiza insoni bo'ladi, ishonchli insoni bo'ladi, odobli insoni bo'ladi, axloqli insoni bo'ladi, omonatlik va barcha tarafdan yetuk inson bo'ladi. Bundan biz bilamizki, nabiy, rasul, payg'ambar inson. Inson bo'lganda ham oddiy inson. Ya'ni boshqa insonlardan ortiqcha qandaydir g'ayritabiiy qobiliyatlarga ega bo'lgan emas. Ana basharun mislukum. Rasul akram alayhisolatu vasallam dedi, men sizlarga o'xshagan basharman. Ana mana shu haqiqatni ham unutmaslik kerak. Hamma nabiylar alayhimussalom oddiy bashar farzandi bo'lganlar. Alloh taolo farishtalarni nabiy qilmagan, rasul qilmagan. Ko'pgina kofirlar shuni aytgan. Qana qilib o'zimizga o'xshagan odamga iymon keltiramiz? U ham o'zimizga o'xshagan-ku. Bizga osmondan farishta payg'ambar bo'lib tushmasmidi? Shunda iymon keltirardik deyishgan. Alloh taolo ularni bu yolg'on, bo'xton bahonalarini yo'qqa chiqarib, agar yer yuzida oyoq bosib xotirjam yurganlar farishta bo'lganida, ularga men osmondan farishtani nabiy qilib tushirardim degan. Lekin yer yuzida oyoq bosib xotirjam yurganlar odam. Bularga Alloh odamdan, o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni yuboradi. Ichlaridan tanlab oladi, osmondan tushirmaydi. Nima uchun? Agar Alloh osmondan bitta farishtani tushirib, yerda yurgan odamlarga mana shu payg'ambar desa, haliga osmondan payg'ambar tushganda iymon keltiramiz deganlar, ana shular birinchi bo'lib bu farishtaku, biz qanaqa qilib uni qilganini qilamiz deydi. Demak, farishtalarning xususiyati boshqa. Odamlarni bir ishga taklif qilib shuni qilaylik yaxshi bo'ladi deydigan zot o'zi avval qilib ko'rsatishi kerak.
Ana şu adamların içinden bolup durup, bana mı sizlerle hoşlanan adam mı? Bana kılıçdan bol yaptı, sizlerden kılavuruyorlar, boladı deyiş gerek. Parışta olsa bu parışta da, açıkamaydı, çankamaydı. Onu kısa bola uğradı, biz şimdi Natavan bandalar bunu kanakırıp kılardıydı, bahane çıkarışadı. Şunun için, Nebiler, Resuller, hemmeleri aleyhimusselam addi başar bolar. Lekin şu adli başarının içi de yituk başarlar. Ana, bana şu hakikatini hem biz düşünüşümüz gerek. Allah yine Kur'an-ı Kerim'de Nebiler şehir ahalisinden erkeklerden buluşunu etken. Bu hem Nebilerle has bir hemen sıfatlardan hesaplanadı. Şehir ahalisi de yani şu medeniyet, fen, oku, bilim, rivajlangan joy şehir. Sahrada yaşayan adamlarda mektep yok, okuşu imkanı yok, ilim alış imkanı yok. Bunlar da bir az demek, bunaka marifi işler, hidayet işleri ağır kirleri düşünmeydiler. Erkek olup ayol boma geldiği ise, peygamberlik ağır maşakkatlik, büyük zarbalarını, ağırlıklarını, kurtarışını taklif kıladığın iş. Allah-u Teala ayarlarına unaka ağır işini yüklese, demek adaletten bu miydi? Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy çüken peyti de, vahiy çüken peyti de, terlap, pişillap, galatı bir haletke kıyınlıgiden, ulağının üstünde olsa ulağı çok kılap kalardı. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anhu aytadılar ki, ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tizzelerini tekizip oturganımda vahiy çıkmadan, şunda sonum yarılıp getirdi kendiydi. Buna kadar selanın ayarlar kanakılıp kabul kılışadı. Ondan ki nebilerin hamması, demek uruşka çıkışken, eli yurtunu himaya kılışken, katta ağır meşakkatlarını bacarışken, bunlarla elbette ayarlarını teklif kılış, Allah-u Teala'nın adaletinden bu meydan. Demek, ayollardan nebi bulmasligi ayollarını pastlatış emez, belki ularını uluğulaş, ularını özüge münasip nerseni rava görüştür. Allah Subhanahu ve Teala ayollardan nebi kılmagarlige, ayollarını pastlatış emezliginin yarkın derili nebilerini hem ayollar tukkanıdır. Yani nebilerini hemmesini anası var. Atası yok nebi var İsa Aleyhisselam. Lekin anası yok nebi yok. Bana bu hakikatini hem buluş gerek. Demek Allah ayarlarını şerefler, nebilerine ana buluş mensebini onlara rava görgen. Nebi Aleyhisselatü Vesselamlarını hususiyetlerden yine aytadigan bulsak, her bir nebini, nebiliğini tasdiqlash için Allah Ta'ala onlara o'zining vaqtiga odamlarini tushunchasiga munosib ravishda mo'jizalarni bergan. Mo'jiza degani ojiz qoldiruvchi narsa. Ya'ni boshqa odamlarni ojiz qoldiradi. Nabi Alloh bergan fazli karam o'sha nabiylik mo'jizasi bilan bir g'ayri oddiy ishni ko'rsatadi, boshqa odamlar shuni qilishdan ojiz qoladilar. Ana shunda ha, bu oddiy demak adammaz Allah'ın Resulü bugün, Allah'ını kullab kuvvetleşge sezavvar bugün adam eken bu, Nebi mendigen gapı ras ekendir, tasdiqleşge başkalar macbur buluşadı. Allah her bir Nebi'ye özünün devri, o şey vaktini çarayeti, çünçesige karar, o şehirge maskeledigen mucizelerini bergen. Misal için Musa Aleyhisselam'ga sehirgerlik küçeygen peyitte kegerleri için ularının sehrini yok kıladığan asa ve başka şunga okşagan mucizelerini belgeler. Resul sıfatı da, Nebi sıfatı da Musa Aleyhisselam'ın ten alışıga aynen şu sehirleyenler bilen bugün mübareze demek sebep bugün. Hamasının toplanıp kanın sehirlerini taşıyırlar da kendini taşışken. Arkanın taşısı ilan bolu yürüp git yaptı. Hasan'ın taşısı kattarak ilan bolu yaptı. Hamma koçu yaptı. Hatta Musa Aleyhisselam arkaya tısarıp geldiler.
Allah la taqab degan, qo'rqma, qo'lingdagi asani tasha. Asani tashasalar, ajdarha bo'lib haliklarning hammasini yutgan, undan keyin sehrgarlar birinchi bo'lib o'zlarini tasha biz iymon keltirdik deyishgan. İsa aleyhisselam kelganlarida odamlar modda paras ekan. Hozirga o'xshab ushaganimga ishonaman, ko'zim bilan ko'rganimga ishonaman, uningga ishonaman, boshqasiga men ishonmayman der ekan. Shuning uchun u kishiga ana shu modda paraslarni qoyil qoldiradigan, ojiz qoldiradigan mo'jizalarni berganlar. Onadan ko'r bo'lib tug'ilgan, ko'zi yo'q bo'lib tug'ilganlarning ko'zini ochadigan bo'ldi. Badani oqarib qolib, tuzalmayotganlarni shunday qilsalar tuzalib qoladigan bo'ldi. O'lganlarni tiriltirganlar. Ana o'shundan keyin bu biz qilgan narsalarimiz, demak noto'g'ri tushunchada ekanmiz. Alloh bersa bunaqa narsalar bo'lar ekanda degan nimaga kelgan? Tushunchaga kelgan qavmlar. Har bir nabiyni, o'tgan nabiylarning hammasini mo'jizasi o'sha nabiyning hayoti bilan chambarchas bog'langan. Nabi alayhissalomni Alloh taolo vafot ettirsa, mo'jizasi ham to'xtagan qoladi. Egasi qoldi, tamam, endi qaytarib bo'lmaydi. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo bosh mo'jiza qilib ma'naviy narsani, Qur'oni Karimni berdi. Boshqa payg'ambarlarning hammasining mo'jizasi Rasulullohda bor. Lekin ular oddiy narsa. Oddiy narsa buni mo'jiza deb ko'z-ko'z qilishga arzimaydi. Oddiy bir holatlarda o'tib ketgan. Bugun endi biz o'qib payg'ambar alayhisalom mo'jizalari 1 2 3 deb qator-qator qilyapmiz. U vaqtida hech narsa bo'lmagan. Mashinaqa kechasida qorong'i, chiroq yo'q, boshqa narsa yo'q. Rasulullohning suhbatlarida o'tirib, sahobalar ko'chaga chiqsa, hassalari yo'lni yoritib ketavergan. İkide sahabi gaplashib ketishyapti, hassasini uchidan yorug'lik chiqib yo'lini yoritayapti. Borib unisi uyiga kiradigan, bunisi uyiga kiradigan, xo'p, yaxshi qolding, nima desa o'sha vaqtni gapini aytib, ikki yoqqa burilsa, haligi nur ham burilib, uyiga ketadigan yo'lni yoritib ketyapti. Ular kecha ertaman chiqib, ben uni ko'rdim deyishmagan. Rasulullohning oldidan chiqqanimizdan keyin bo'ladi-da bu degan. Ya'ni oddiy bir holat bo'lgan bu narsalar. Hatto Me'rojda yugurib kelib Abu Bakrga shunaqa deyapti bu og'oyining deganda men undan kattasiga ham ishonaman deganlar. Nima u desa, osmondan xabar kelyapti deyaptilar. Ana shu osmondan kelgan xabar Qur'on asosiy eng katta mo'jiza Rasul akram alayhisolatu vasallamga. Ma'naviy mo'jiza. U zotni jismonlari rafiqul a'loga ko'tarilib bu dunyodan ketsalar ham mo'jizalari boqiy turadi. Qur'on mo'jizasi hozirgi kungacha har kuni, har oy, har yilda namoyon bo'lyapti. Hozirgi kunda ota-bobolarida 7 pushidan beri boshqa dinda yurganlar musulmon bo'lishiga asosan Qur'on sabab bo'lyapti. Qur'onni chala-bulaq qilgan tarjimasini o'qib ko'plari musulmon bo'lishyapti. Hamma tarafdan, ilmiy tarafdan, balog'at, chiroyli so'z, til jihatidan hattoki oyatlarni harflarini soni jihatidan ham mo'jizasi bor. Ilmiy jihatdan Qur'onni hamma taraflardan mo'jizasi kundan kunga ko'payib boryapti. Islomni Rasulullohning eng asosiy mo'jizasi sifatida bardavom turibdi. Mana payg'ambarlar alayhissalatu vasallamni mo'jizalari borasida aytilishi mumkin bo'lgan qisqacha gap mana shundan iborat bo'ladi. Allohning rasullarining vazifalari nimadan iborat? Nimaga Alloh nabiy tanlab olib boshqalarga nima qilyapti? O'zini ta'limotini yetkazishni so'rayapti. Bularning vazifasi nima? Demak, bular yetuk insonlar bo'lganlari uchun boshqalarga shu demak haqiqatni yetishtirish kerak. Alloh hammaga o'zi xabar beraversa bo'lar edi. Hammaga o'zi xabar beraversa bo'lar edi. Yo'q. Hamma o'ziga o'zi namuna bo'la olmaydi. Shuning uchun Alloh taolo insonlarning ichidan eng yetugini tanlab, ana shunga demak o'sha zotga o'zi yuborgan ta'limotlarga amal qilish imkonini berib, boshqalarga namuna bo'lib, hamma shunga intilsin.
Nabiydan o'rnak olsin, ta'limot olsin, o'rgansin va shunga harakat qilsin. Alloh Qur'onni tushirib qo'yib, hamma o'zi o'qib olaversin desa bo'lardi. Yo'q. Qur'onni tushirdim, Rasul o'qiydi, sizlar eshitasizlar, aytib beradi, shuni aytasizlar. Shuning uchun bugungi kunda mazhabni tan olmay, ulamolarni tan olmay, Qur'on bilan sunnatga amal qilaman deganlar eshitib qo'ysin. Alloh hikmatli zot, Qur'onimni tushirdim, hammang o'zing o'qib ol demagan. Nabiyga tushirdim, nabiy o'qib beradi, shunga o'xshatib o'qinglar. Nabiy sharhlab beradi, ana shunga qarab amal qilinglar degan. Ulamolar anbiyolarni merosxo'rlari. Nabiy alayhissalotu vasallam o'rgatgan ta'limotlarni o'rganib, har zamonni ulamosi o'zini xalqiga yetkazib turadi. O'sha mazhab bosi aziz mu'tabar ulamolarimiz Abu Hanifa u kishining shogirdlari, Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Ahmadlar ana Rasulullohning davrlariga yaqin eng yaxshi Qur'onni tushunadigan zotlar, eng yaxshi sunnatni tushunadigan zotlar mana fiqh ilmini demak siz bilan bizga meros qilib qoldirdilarki, Qur'onni qanday qilib yaxshiroq o'rganib unga amal qilamiz, sunnatni qanday yaxshiroq o'rganib unga amal qilamiz. Kim shu yo'ldan chiqsa adashadi. Hozirgi kunda o'sha nima desa bo'lib, jangari bo'lyaptimi, boshqa bo'lyaptimi, islomning nomiga daloq tushirayotganlar hammasi birortasi shar'iy ilmlarni o'qigan odamlar emas. Men bundan bir 2 yil oldin Iordaniyaning televizorida biz bilan bir yarim soatcha suhbat bo'ldi. Bir og'aynim Adil Faloh Kuveytlik birodarimiz gaplashib turdik, u kishi aytyapti. Misrda deydi 3000 ta terroristni olib o'rganishib ko'rdi deydi. Birortasi shar'iy ilmlarni o'qimagan ekan. Bugungi kunda nomi chiqqan eng kattalarini olgan. Ana, shariatni o'qimasdan turun, o'rganmasdan turun, ulamolardan ijozat olmasdan turun, o'zicha gap aytish, fatvo chiqarish mana shunaqa oqibatga olib keladi. Buni mana aynan nabiylarning qissasidan o'rganamiz. Alloh har zamonda eng oddiy odam otani 3 kishilik yoki 2.5-2 kishilik jamiyatiga ham nabiy bergan. Odam otani ayoliga nabiy qilib qo'ygan. Hozirgi kelib ham nabiyga insoniyat muhtoj. Har kim o'zi Allohning kalomini o'qib, o'zi tatbiq qilaman deyishga hech kimning haqqi yo'q. Ular ham odam, biz ham odammiz deyishadi. Mana bu buzuq fikrdagilar. Xo'p, sen odam bo'lib o'zing dars o'qimagan bo'lsang, qana qilib odam bo'lasan? Shariatni o'qimagan bo'lsang, boshqa o'qishda o'qigansan, endi kelib nima odamlik da'vosini qilasan? To'g'ri odamsan, lekin Qur'onni bilgan odam emassan. Sunnatni bilgan, shariatni bilgan odam emassan. Mana nabiylarni demak qissalaridan qanday foydalar chiqadi bizga? Xo'p, Nabiy alayhissalotu vasallamlarni yana bir muhim holatlaridan bittasi har nabiyni o'z qavmiga o'z tili bilan yuborilgan. Faqat Rasul akram alayhissalotu vasallamni o'sha vaqtda o'z qavmlariga o'z arab tillari bilan yuborsa ham risolatlarini olamshumul qilingan. Nima uchun desa, chunki mana shu oxirgi din, bundan keyin din kelmaydi. Umumiy din va shu arab tili mana shuni ko'taradi. Yillar o'taveradi, qavmlar o'zgaraveradi, tillar o'zgaraveradi, Qur'on o'zgarmaydi. Har qanday yangilik chiqsa ham shuni ko'taraveradi, sharhini qilib beraveradi, hidoyatga boshlaveradi. Hozir arablarning tili o'zgarib ketgan. Ko'chada gaplashayotganda u tushuna olmaydi, azmoz o'rganmagan odam. Ya'ni Qur'on tilidan uzoqlashib qolgan. Misrliklarga borib, Qur'on tili bilan dona-dona qilib yaxshilab gapirsang, sadaqallohul azim deydi. Ya'ni Qur'on o'qiyapsanmi degani bu. Shu darajada uzoqlashib qolgan. Lekin Qur'on turibdi, hidoyat mayog'i bo'lyapti va bu kitob yana qancha insoniyatning umri bo'lsa, yana hidoyatda bo'lib boraverishi bor. Arab tili mana shu qobiliyatga sazovor bo'lgani uchun Alloh qiyomatgacha boqiy qoladigan kitobiga til qilib mana shu tilni tanlab olgan. Xo'p, mana shu demak haqiqatlar, mana shu buyuk bir fazilatlar Qur'oni Karimda kelgan 24 ta Nabiy alayhissalom va salotlardan
hayatlarida bor. Xo'p, demak, nabiy bilan rasulning farqini aytdik. Nabiy o'zi xabarni qabul qiladida, birovga aytishi, o'rgatishi talab qilinmaydi. Yana bittasi, nabiyga yangi shariat kelmaydi. Nabiyga Allohdan vahiy keladi, xabar keladi, nabiy bo'ladi, lekin o'zidan oldingi davom etib turgan shariatga amal qilaveradi. Rasul Allohdan kelgan xabarni boshqalarga yetkazishi majburiy. Yetkazishi kerak. Men xabar berdim senga, bandalarimga yetkaz desa, demak rasul bo'ldi. Rasul bo'ldi. Ana rasulga endi yangi shariat keladi. Oradagi farq shu. Rasullar ham bashardan, ham maloikadan bo'ladi. Alloh taolo maloikalardan ham rasulim bor degani oyatlari bor. Jabroil alayhisalom misol uchun Allohning rasuli va u zot Allohning kalomini, navahiysini payg'ambarlarga yetkazib turgan buyuk farishta hisoblanadi. Xo'p, nabiy rasul alayhissalatu vasallamlarni demak hayotlari hammamizga o'rnak. Mana shu haqiqatlarni demak bildik. Shu bilan birga nabiy rasullar ikki qismga bo'linadi. Bir qismlari ulul azm degan Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo xitob qilib, ulul azm rasullar sabr qilgandek sen ham sabr qilgin degan. Ulul azm degani azimat egalari, azmi qaror egalari. Boshlariga mushkullar tushgan, katta kulfatlar tushgan, buyuk og'irliklar tushgan, lekin shularni hammasini sharaf bilan yengib chiqib, Allohning aytganini oxiriga yetkazgan zotlar. Ular Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Musa alayhissalom, Isa alayhissalom va Allohning habibi Muhammad alayhissalomdir. Nabiylarning hammasi amonat egalari, ya'niki o'zlariga yuborilgan vahiyni biror harfini o'zgartmasdan omonat qilib, demak, bandalarga yetkazgan zotlar hisoblanadi. Xo'p, nabiylar omonatli bo'lishlari bilan birga biz hammalariga bir xil iymon keltirishimiz vojib. Qur'onda nomlari kelgan nabiylarga Allohning nabiyisi va ahliga aytilgan sifatlarni hammasini sohibi deb iymon keltirishimiz vojib. Agar Qur'onda 24 ta nabiyga ishonib turib, bittasini inkor qilaman desa, u odam musulmon bo'lmaydi. Musulmon bo'lmaydi. Ana, demak hamma nabiyga birdek oralarini farqlamasdan iymon keltiriladi. Shu bilan birga Alloh taolo nabiylarning ba'zilaridan ustun qilib qo'yganini, afzal qilib qo'yganini o'zi Qur'onda aytgan. Mana ulul azmlarni aytdik. Afzalligi shu. Yana boshqalarining ham bor. Uni Alloh o'zi belgilaydi. Bandalar qaysi payg'ambar afzalni bir-biriga savol berib surishtirishga haqqi yo'q. Alloh o'zi belgilaydi kimga nima sharafni bergan. Kallamallohu Musa taklima. Musa alayhissalom Alloh o'zi gaplashgan. Boshqa payg'ambarlarga farishta yuborgan. Shunga o'xshagan Qur'onda kelgan haqiqatga, hadisda kelgan haqiqatga ishonamiz, o'zimizcha biror narsa demaymiz. Rasul akram alayhissalatu vasallam mani boshqa payg'ambarlardan afzal demaydi degan hadislari bor. Bu kamtarlik. Bu buyuk kamtarlik. Alloh u kishini o'zi maqtab turibdi, o'zlari meni boshqa payg'ambarlardan afzal ko'rmaylar deyapti. Bu kerak. Ana o'sha biz hamma payg'ambarlarga iymon keltirishimiz bizni ummatimizni buyukligidandir. Insoniyatni birinchi kunidan boshlab oxirgi kunigacha hammani e'tirof qilish, hammaga iymon keltirish, hammani ulug'lash payg'ambarlarni bu hech bir ummatga sazovor bo'lmagan buyuk baxtdir. Shuning uchun biz mo'min musulmonlar hamma qavmlarni e'zozlik narsalarini, payg'ambarlarini, kitoblarini, dinlarini, shariatlarini ehtirom qilamiz. Biz sizlarga bu narsani yo'lga qo'ygan hech kim yo'q. Mana mana shu yerda o'tiribmiz, hamma payg'ambarlarning nomi bor bolalarning ichida, mana shu namozxonlarning ichida. Kimdir ismi Musa, kimnikidir Isa, kimnikidir Zakariya, kimnikidir Ilyos.
Hangi peygamberlerin ismini koyamız? Kızlarımızda Maryam, Sara isimler hammasi bor. Mana shu ham o'tgan payg'ambarlarga bo'lgan bizni büyük ehtiromimizni bir namunasi. Bu degani nima degani? İslam ummati barcha nabiylarning haqiqiy merosxo'ridir degani. Ularni ehtirom qiladi. Ular to'g'risida bir og'iz nojo'ya gap aytmaydi. Hammasi demak fazl. Hammasi yaxshilik, hammasi xayr, hammasi baraka bo'ladi. Allah subhanahu va taoloning buyuk nabiylari haqidagi qissalarni o'rganishga kirishar ekanmiz. Allohdan mana shu qissalardan manfaat olishimiz, mana shunday bir bahra topishimiz, hamma tarafdan yaxshilikka sazovor qilishini so'rab duo qilib qolamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taolo boshimizga soyabon qilib olib kelgan Ramazon oyi barchalarimizga muborak bo'lsin. Bu ulug' oyda ixlos bilan qilayotgan ibodatlarimiz, o'qiyotgan taravih namozlarimiz, xatmi Qur'onlarimizni ajrini, savobini ko'p qilgan bo'lsin. Alloh taolo bu muborak oyning sharofatidan elimiz, yurtimiz, vatanimiz ustidan o'zining rahmatlarini yog'dirsin, barakotlarini yog'dirsin, tinchlik, omonlik, farovonlikni bersin, barchalarimizni o'zining ibodatida sobit qadam qilsin. Bu yil siz azizlar bilan birga Anbiyolar qissasi to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelganicha ba'zi bir ma'lumotlarni taqdim qilish niyatidamiz. Hammamizga ma'lum, anbiyolar Allohning tanlab olgan Mustafa bandalari, hidoyat mayoqlari, yaxshilik chiroqlari, Alloh subhanahu va taolodan o'zlariga yuborgan diniy ta'limotlarni o'z shaxslarida tatbiq qilgan, o'zlarini yurish-turishlari, odob-axloqlari, go'zal muomalalari, husni xulqlari bilan barcha bandalarga namuna, o'rnak bo'ladigan, barchani hidoyatga boshlaydigan, Allohga iymonga chaqirgan, ikki dunyoning baxti saodatiga yo'lchi yulduz bo'lgan zotlardir. Siz bilan biz mo'min musulmon bandalar na qadar baxtli bandalarmiz kim, o'zimizga ana shunday ulug' zotlarni peshvo deb bilamiz. Ularni hidoyat mayog'idagi nurdan bahramand bo'lish uchun harakat qilamiz. Ana shu ulug' zotlarni o'zimizga namuna qilib, orqalaridan iqtido qilamiz, ergashamiz. Boshqalarga o'xshab xayolda tuzilgan qahramonlar, o'zlari o'ylab chiqargan shaxsiyatlarni namuna qilishga bizda hech qanday hojat yo'q. Insoniyat tarixidagi eng go'zal insonlar, eng musaffo, pok zotlar, butun dunyoga tatiydigan zotlar bizning namunamiz, biz ulardan o'rnak olamiz, biz ularga o'xshashga, ularni hidoyat mayoqlaridan o'zimizga bir oz bo'lsa-da singdirish harakatida bo'lamiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalom yetuk zotlar bo'lishlari bilan birga Alloh taolo ularni ma'sum qilgan.
Masum degani ismet sözüden alingan bolup, Allah özü saklagan, koruklagan degan mananı bildiredi. Yani Nebi aleyhissalatu vesselamlarını Allah Ta'ala günah kılıçtan saklagan. Onlarını günah kılıçlarına Allah'ın özü yol koymagan. Çünkü Nebiler hammaga örnek namuna zatlar, ümmetleri onlarını her bir kılgan işleri, hatta hareketleri, aytgan sözlerden örnek alışka imkanı barıça hareket kıladılar. Eğer onlardan günah iş sadır buluş Allah görsetmesinin haleti yüzüge keledigen bulsa, ümmetler hem çünkü ergeç gerek bu kıladı. Anası itibardan Allah Ta'ala Nebi Aleyhisselamlarını özü masum kılıp, günah işlerini kılıçtan özü saklap duradı. Şu bilen birge, Nebi Aleyhisselatü Vesselamlarını insanlık muruvvetine fütur yetkizedigen bazı bir pas nazar bilen kararlıdigen işlerden hem saklaydı. Ne fakat günahdan, yomonlikdan, belki muruvvetlik, güzel insanlarga doğru kemeydigen bir az özüge erik veredigen halatlardan hem özü saklaydı. Muhaddis ulamalarımız muruvvetini yetkizedigen nasıl ne dese, köse koydu, tikket durumdan yev yürüyüş, eşine kabul ettiydi. Bana, çünkü o şeyden, madaniyetsizlik halatları, adam ahlaklarına doğru kemeydiğen işlerden hem Allah Ta'ala nebilerini özü asrayan. Adabları da, ahlakları da fakat ve fakat yüksek adab ahlak namunasını görsetkenler. Şunun gidek, Nebi Aleyhisselatü Vesselamlarını Allah Ta'ala cismani nüksanlardan hem saklayan ve adamlar nefret kıladığan halatlardan, yani nefretke sezavvar buladığan bimarlık keserliklerden hem saklayan. Yani bunlarını bütün hemen taraftan bir kâmi kız kılıp bendelerine namuna koygan. Bizi itikadımız şu. Başkalar Nebi Aleyhisselatü Vesselamlarına günahını hem nisbet verişe uğradı. Bir adablikini hem nisbet verişe uğradı. Bimarlıklarını hem nisbet verişe uğradı. Hemmesi Nebiler için tuhmet, buhtan, bir adablik nihayette ağır bir musibet hesaplanadı. Elhamdülillah siz bilen biz Müslüman ümmetini Allah Ta'ala ana şundaki bir adablıklardan, nabakarlıklardan özü asragan biz Nebi Aleyhisselatü Vesselamlarını barçelerini uluğulayımız, barçelerini Kur'an'da kegen, hadiste kegen sıfatlar bilengine sıfatlayımız, özümüzge erk vermeyimiz. Hammalarına bir dek iman getiremiz, hammalarını bir dek hürmet kılamız ve hammalarından bir dek örnek alamız. Birinci adam, birinci nebi ham bo'lgan. Yani adam ata, birinci nebi hisoblanadilar. Adam atanın nebi ekerliklerine Kur'an-ı Kerim'de ikide ayet var. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan hadisi şerif var. Allah Ta'ala nebilerini tellep aldım deyip durup, bir neçe nebilerini izlegende, içi de Adam aleyhisselam'ı hem izlegen. Adam aleyhisselatü vesselam'ın tavbasını kabul kılgenlik doğrusundaki ayette hem, Allah onu tavbasını kabul kıldı ve hidayetke başladı deyip, ana nebi bölgenliklerini, haberini bergen. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam, kıyamet haletlerini bayan kılıç payetleri de, ben kıyamet günü de birinci bulup özüge kiledigen, ornudan turadigen zat men, benden ki yenge nebiler deyip durup Adam bulsun, başkası bulsun deyip Adam atanı nebilerini namunası sıfatı da istegeller. Ana şu itibardan Adam aleyhisselam birinci insan, birinci nebi hemdirler. Keçeki sohbette hem ayetip ettik, Adam aleyhisselam bir özleri bulgeller. Ondan keyin cüftleri Mama Havan'ı Allah Ta'ala o kişiden halk kılgen, ikavlarından bir neçe farzantlar tokulgen. Eri hatun ve bir neçe farzantlarga hem Allah nebi bergen. Adam atanı nebi koygen. Bu mesela asçilik, Allah'ın kudreti ve de hemmesini özü hidayetle başlar yolunu doğrulaptırırsa. Yok, nebiler insaniyet hayatıda zaruret şahsları ekerliğinden, ana şu sadda bir aileden ibaret cemiyette hem
Allah Teala bittasini nabiy qilib qo'ygan, kattasini, otasini. Mana shu haqiqatni yaxshi bilishimiz kerak. Har kim o'zi Allohdan xabarni qabul qilaman degan da'voni qila olmaydi. Har kim o'zi Alloh tushirib qo'ygan kitobni o'zimcha o'qib ketaveraman degan da'voni qila olmaydi. Ana nabiy orqali bo'ladi bu ishlar. Ana mana shu haqiqatni yaxshi biz bilishimiz kerak. Odam ota alayhissalom nabiy bo'lsalar ham u kishining to'g'risida Qur'onda kelgan oyatlarda u zotni nabiylik ishlari to'g'risida xabar yo'q. Asosan u zotni yaratilishlari, xalq qilinishlari, o'sha vaqtdagi qissa, undan keyin u kishidan juftlarini halol qilinishi, odam otaga farishtalarni sajda qilishga buyurilishi, sajdada hamma farishtalar sajda qilsa ham iblis sajda qilmay qolganlar, undan keyin jannatga kirib, demak, Alloh bergan ne'matlardan foydalanish va iblisni ig'vosiga uchish, tavba qilish kabi ana shu o'zlarining hayotlaridagi siz bilan bizga ibrat bo'ladigan o'ta muhim xabarlargina kelgan. Chunki Qur'oni Karimda nabiylarning qissasini keltirishdan murod ularni shaxsiy hayotlari, avtobiografiyasini aytib berish emas, ularning hayotida butun millatlarga o'rnak bo'ladigan lahzalarni o'rnak uchun, ibrat uchun, hidoyat uchun va bundan manfaatlanish uchun aytilgan. Agar Qur'oni Karimda Anbiyo nomli sura bo'lsa ham, Ibrohim, Yunus, Yusuf, Hud, Nuh kabi payg'ambarlarning nomiga qo'yilgan suralar bo'lsa ham, bu ma'noda ana shu suralarda 2-ta, 3-ta oyatda bir payg'ambarning nomi kelgan bo'lsa, suraga nom bo'lib qolavergan, lekin surani hammasi bitta payg'ambarning hayotini aks ettirib qissaga aylanib qolmagan. Faqat Yusuf alayhissalomning surasigina ko'proq u kishini, demak, hayotlari, chunki u yerda to'la ibrat borligi uchun keltirilgan. Ana Alloh subhanahu va taolo borliqni yaratib, undagi barcha mavjudlarni yaratib bo'lganidan keyin inson zotini, odamni yaratishni iroda qildi. Bu haqida Alloh taolo o'zi marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Iz qala robbuka lil malaikati inni khaliqun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsiku ad-dima أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala farishtalarga aytdi. Albatta men yer yuzida o'zimga o'rinbosar qilmoqchiman dedi. Farishtalar yer yuzida fasod qiladigan va qon to'kadigan zotni yaratasanmi? Qilasanmi? Holbuki biz senga tasbih aytib, seni ulug'lab turibmiz-ku, dedi. Ana Alloh yer yuzida odamni yarataman demadi. O'zimga o'rinbosarni yarataman dedi. Bu odam zoti uchun buyuk sharafdir. Yer yuzida Allohning o'rinbosari bo'lish. Ya'ni Allohning irodasini yer yuzida sobit turishi uchun xizmat qilish. Allohning ko'rsatmasida yurib qaytarganidan qaytish va Allohga bo'lgan iymonni yer yuzida qaror topishining sababchisi bo'lish, bu hamma narsadan ulug'dir. Shuning uchun ham inson zotini, odamni Alloh taolo o'zi "Men yer yuzida xalifa yaratuvchiman" dedi. Ya'ni o'zimga o'rinbosar yaratuvchiman dedi. Bu ulug' narsa. Farishtalar bunga qarshi chiqishdi. Alloh sen yer yuzida fasod qiluvchi va qon to'kuvchi shaxsni yaratasanmi? Dedi. Ular e'tirozi shundan iborat. Ba'zi bir odamlar mana shu yerdan savol chiqarishadi. Farishtalar qayerdan bildi insonni fasod qilishini-yu yer yuzida qon to'kishini? Alloh men
o'rinbosar yarataman desa, sarponachini yaratasanmi deb insonning sifatini aytyapti. Bu Alloh subhanahu va taologa munosib narsani, xos narsani bandani o'ziga bog'langan narsaga pasaytirib tushirishdan iborat. Bu bandalarda bor narsa. Allohni, demak, o'zini irodasi qayerga ketgan bo'lsa shuni qiladi. Shu bilan birga mana shu Alloh bilan farishtalarning o'rtasida bo'layotgan suhbat mana shu so'zlardan iborat, boshqa gap aytilgani yo'q deb hech kim ayta olmaydi. Ehtimol Alloh o'zi aytib tushuntirganu Qur'onga eng kerakli joyini, suhbatni maxsus bir joyini aytyapti xolos. Bunaqa narsalarni to'qib chiqarsa gap ko'payaveradi, foydasiz. Befoyda. Misol uchun Alloh o'zi mukofot e'lon qilmagan. Mana shu oyatda farishtalar qayerdan olib yer yuzida fasod qiluvchi va qon to'kuvchini yaratasanmi dedilar. Kim shuni to'g'ri topsa jannatga kirayotaman degan joyi yo'q. Buncha ajr savob beraman degan yeri ham yo'q. Bu yerda ibrat olish kerak. Demak, bitta birinchi ibrat Alloh insonni ulug'lagani, uni o'zimni yer yuzidagi o'rinbosarim degani. Ikkinchisi, farishta farishta bo'lsa ham bilmasdan Allohga e'tiroz qilib qo'ygani. Mana bu yerni biz tushunishimiz kerak. Farishtalarning xayolida o'zlari Allohga tasbih aytib, u zotni poklab yodlab va uni muqaddaslab, ulug'lab turganini o'zi yer yuziga kifoya qilsa kerak deb o'ylashgan. Agar odam yararsa, ulardan ba'zilari fasod qiladigan bo'lsa, ba'zilari qon to'kadigan bo'lsa, buni keragi yo'q-ku degan xayolga ketgan. Alloh ularni bu xayoliga rad qilib, "Inni a'lamu ma la ta'lamun" dedi. Sizlar hammaga bilmagan narsani men bilaman dedi. O'sha bilimimni mana odamni o'zimni yer yuzidagi o'rinbosarim qilaman dedi va qildi. Bu ishni qilishiga odamlarni ichidan ba'zilari fisq-fasod qilishi, qon to'kishi to'siq bo'la olmadi. Bo'ladi. Odamni ichida shunaqasi bo'ladi. Lekin to'g'ri yurgani, Allohning hidoyatida turgani, Allohning aytganini qilgani farishtadan yuqori bo'ladi. Buni farishtalar tushunib yetmadilar. Farishtalarni o'zlari Allohni ulug'lab, tasbih aytib, muqaddaslab turgani yetarli emas. Chunki ular o'zi shunga yaratilgan. Bundan boshqaga yarashmaydi. Alloh ularning nafsini yo'q qilib qo'ygan, ehtiyojini yo'q qilib qo'ygan. Faqat tasbih aytib Allohni ulug'lab turishdan boshqa ishlari yo'q. Lekin inson esa havoyi nafsini yengadi, xohishini, ishtahasini yengadi, farishtani kuchi yetmagan narsani qiladi. Va ana shu qiyinchiliklarni, havoyi nafsni, shahvatni, ko'ngilni tusagan narsalarini, o'zini xohlagan narsalarini hammasini tark qilib Alloh uchun harakatda bo'ladi. Allohni aytganini qiladi, qaytarganidan qaytadi va shu bilan farishtadan yuqori darajaga ko'tariladi. Ana mana shu holatni Alloh taolo hisobga olib odamga ismlarni o'rgatdi. Va allama adam al-asma'a kullaha. Thumma aradahum ala al-malaikati qala anbi'una bi asma'i ha'ula'i. Odamni o'ziga ismlarni Alloh o'rgatib qo'ydi-da, keyin farishtalarga aytdi, mana odam ismlarni biladi, sizlar ham bilasizlarmi dedi. Yo'q. Bilishmaydi. Chunki Alloh ularga bu narsani bermadi. Allohning fazli, karami bilan odam zoti ismlarni o'rganishini o'zi ularni farishtadan ustun qilib qo'ydi. Ismlarni o'rganish degani nima degani? Qobiliyat bu. Misol uchun biz masjidda turibmiz. Mana shunga o'xshagan bino qurib, mehrob qilib, joynamoz solib, hamma tarafini to'g'rilab, anaqa suratlar osmasdan namoz o'qishga joylab qo'ygan narsani masjid deyiladi. Agar shu masjid deyishni Alloh bizga o'rgatmasa, masjid demoqchi bo'lsak, birovni qo'lidan ushlab olib kelib ko'rsatib, mana shu masjid deb, hamma anaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb atrofini aylantirib ko'rsatishimiz kerak bo'lardi. Tog' desak hozir hammamiz tog' nimaligini tushunamiz. Lekin shu tog' deyishni bilmasak, tog'ni oldiga olib borib odamlarni atrofidan aylantirib ko'rsatish kerak bo'ladi. Qaranglar, Alloh
bandalarga isimlerini o'rgatish bilan qanday büyük ne'matni berdi. Tog' degan 3 harfli so'z bilan 5-10 kunlik urinishni qisqartirib 3 harfli so'z bilan bizga büyük bir ma'noni ifoda qilyapti. Masjid degan so'z bilan yana shuncha va dunyodagi hamma narsalarni shunday qilib qo'ydi. Farishtalarga aytdiki, "Xo'p, sizlar maqtan yotuvdinglar, odamni keragi yo'q deyotuvdinglaringiz. Qani mash ismlarni aytib beringlarchi?" dedi. Yo'q. Bilishmadi. Nimaga? Chunki ularga Alloh o'zi o'rgatmadi shu narsani. Mana shu narsani qobiliyatini bermadi. Ilm bermadi, ma'rifat bermadi, insonga berdi, insonni ulug'ladi, insonni farishtalardan yuqoriga ko'tardi. Ana endi ko'tarib turib إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم أنا يعني شنو يقول دم بولار أستون بول دم سلار فاس بول ديلار من أدم جا سجدة خلي لار يعني بده سجدة ده يعني حاضر كبز سجدة مز مس أولوغلاش أعظم خلش أنا أصدق يعني منا إثبات بول ده أدم سيزلار دن يقارب بول ده أولوغ بول ده اسم لار نبول ده هم طرف دن بول ده endi mana shu men ulug'lab qo'ygan odamni ulug'lab sizlar ham unga sajda qilinglar dedi. Buyurdi. Fasajada malaikatu illa iblis aba wastakbar. Ana malaikalar Allohning amri bo'lishi bilan hammasi odamga sajda qildi, o'sha Alloh iroda qilgandek ta'zimni bajo keltirishdi. Lekin iblis g'odayib turdi. U bosh tortdi. Kibr qildi. Allohni amriga bo'ysunmadi, odamga sajda qilmadi. Mana kibr bo'ysunmaslik gunohga olib kelishini yorqin bir misoli. Mana shu yerda ham haliga farishtalarni odam qana qilib qon to'ksa bo'ladi degan gapidaqa gap ko'p qo'yadi. Alg'ov dalg'ov kitoblarga sig'may ketgan. Xo'p, Alloh farishtalarga amr qildi, ular hammasi sajda qildi, faqat İblis sajda qilmadi deganidan demak iblis ham farishtalardanmidi degan gap. Ba'zilar ha farishtalardan edi. Farishtalarda bo'lganda ham olimi edi. Ularni hammasiga dars bergan edi. Undog'ida, bundog'ida deydi, birorta dalili yo'q. Yana boshqa gaplarni aytishadi. Lekin aslida arab tilida shunday. Bir guruh odamlar turibdi, ularning ichida bittasi begona. Ularga kelgan gapni o'sha begonaga ham tegishli deyilaveradi. Farishtalarning ichida iblis begona edi. Chunki Alloh taolo boshqa oyatda men iblisni jinlarni olovdan yaratganman degan. Farishtalarni nurdan yaratganman degan. Alohida ikkovi ikki xil alohida jins. Farishtalar nurdan yaratgan mahluqotlar, iblis bu olovdan yaratilgan mahluqot Qur'on o'zida bor. Demak, iblis hech qachon malaika bo'lgan emas, bo'lishi mumkin ham emas. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Ana undan keyin Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni qovurg'alaridan momo havoni yaratib, jufti halolini qilib berdi va amr etdi. Uskun anta va zawjuka al-janna. Sen va jufti haloling ikkovlaring jannatda sokin bo'linglar, yashab boringlar. Bu yerdagi jannat to'g'risida ham yuqoridagi gaplar aytiladi. Jannat bo'lsa nima, qandaygida, undog'ida, bundog'ida, jannat so'zi arab tilida bog' degani. O'sha oxiratdagi jannat ham bog' rog'lardan, rohat farog'atlardan iborat bo'lgani uchun jannat so'zini u demak joyga ham ishlatilgan. Ba'zi ulamolarimiz aytiladiki, Odam alayhissalom jufti halollari momo havo bilan sokin bo'lgan jannat u oxiratdagi odamlar kiradigan jannat emas, o'sha vaqtdagi bor jannatlardan bittasi hisoblanadi, ya'ni bog'lardan deyiladi. Ana shu jannatga kiritayotib Alloh taolo aytdiki, "Fala taqraba hadhihi shajara." Undagi bor narsalardan yo'g'ringlar. Lekin mana u daraxtga yaqin kelmanglar. Bitta yolg'iz daraxtga tegmanglar. Qolgani qancha bo'lsa, shunchani mayli, sizlarga ne'mat, yeyinglar,
huzur kılıylar, manfaatlanıylar. Bizim şeriatımız o şu. Haramlar yegane yegane nesele oladı. Kalan hammas haram. Bana hazırda yaşayıp durgan günümüzde hem kub narsalar halal, yakkam dükkam narsalar haram oladı. Ne için şu narsa var? Hammasını halal koyarsa bulmasın da. İttesini haram kılıp, şunge tekmeysen de koyuşlar, ne manfaat dese, ayetlerdi ki, man kılış insanını, bir narsadan kayıtlarış, man kılış, insan için katta manfaatı var. Onu sabırga, bardoshga, itaatga, ko'p günah hayır varakatlarga sebep kıladı. Eğer ayetkanı ne madegeni bulu olursa, adamda sabır degen arsa kalmaydı. Aç, nahar, karnı, çele toyup yürgen adamlar avukat tapanmasa inlemetre uğradı. Her günü toyup, kekirden çıkıp getirdikten adamlarla 3 minit avukat keçkosa bakır çakır kıvaradı. Kuttu o şunarsa. Demek Allah Ta'ala siz bilen biz bendelerine bazı bir meselelerini nahi kılıp, kaytarıp, man kılıp, haram deyip koyuşunu ozu bizi paylarız. Avvala o şu man kılın gelinlerse ozu zararlı buladı. Türlü zararlarga sebep oladı. Lekin şu bulamburga undan tiyilip yürüyüş, insan zatıga sabır veredi, bardaş veredi, büyük ahlaklarını saykallaşıge hizmet kıladı. Yani adam atagamın hem ama havagı hem şu gap aytırdı. Hemen arsa meyve çevadan yavruyler, fakat bitti darakta yakın kemeyler. Bunu bürgenden ki şeytan darı işge düştü. Şeytan darı işge düştü de şeytanlığını kıldı. Adam atabilen mama havaga sizlerinin Rabbileriniz manavı daraktan kaytarganının sebebi bitti. Sebebi bitti. Değil mi? O ham bolsa sizler farişte bob kalmasızlıklarınız için ve bu cennette abadi kalmasızlıklarınız için kıldı. Eğer şu daraktan yeseyler, Paris'te bulasılar, bu yerde abadi komastan mazanı kılıp yürü orasılar dedi. Nihayette nazik cahiden tuttu. Çünkü insan zatı var ki Paris'te bulgusu geledi. Uzağa cahide Paris'te bulgusu bir dakikada yetip bulgusu geledi, kolunu uzatken narsası ve algısı geledi. Hemme taraftan osmanlık Paris'te de. Her bir insanın tabiatı da var narsa. Şeytan ana şunu işe sağladı. Sizler bilesiler mi dedi? Bu taraftan ne mi yemedi yaptı o da? Parişte bu kulasıyla yeseyler. Şunu haklama yaptılar ya. İkinciden her bir insan abadilikle arzu kuladı. Olmasam dedi. Dünyada yürsem, üstün basam dünyaya dedi. Minge kirsem yine olgusu kemeydi. Şunu yemeydi. Bunu yeseyler ola devam bu kulasıyla. Şunun için Allah bunu yemedi yaptı. Haligi iğva tersir kıldı da adam ata bulan mamma hava man kılıngan daraktan yep koyuştu. Ana yep koygandan keyin ularını avratları açıldı şu man kılıngan işini kıgarları mazkur daraktan yegarları uçun. Ve o şu vakitteki bağda turgan barklardan, daraklarının barklardan alıp birbirine bağlayıp avratların bekitişke hareketine düştüler. Demek Allah kılgen, men kılgen narsanı, günah narsanı kılıç, avratı açılışman beraber eken insanlar. Uyat, ayır, ar, namus, cüdekette nabakarlık eken. Bana şu tarzda, adam ata, mama hava günah kılıçtı. Bunların günahını türü, men kılgen narsanı kılıç. Aldırıp şeytan ham günahı gelmedi. Onun günahının türü emirge boysunmazlık. Hani dünyadaki hemme günahlar şu iki nesilden çıkardı. Allah'ın emirge boysunmazlık günah, Allah'ın kaytarganından kaytmazlık günah. Hemme günahlar şundan çıkardı. Şimdi adam ata mama hava ve şeytan günahtan keyin özlerini kandı tutuşları ya nazar salaydık. Adam ata bilen bağma hava günahını sadır etişleri bilen
avratları açılıp kalıp darahını barkıdan özlerinin tözkerleri bilen darrab bildiler ki tavuğu geç açıldı. Rabbana zalamna anfusana ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunanna minel zalimin deyişti. Rabbimiz deyişti, yolvarışı başlaştı. Biz özümüzge özümüz zulüm kıldık. Eğer sen bizge mağfiret kılmasayın, sen bizge rahim kılmasayın, biz zalimlerden bulamızdı. Tazarruğunu başlaştı. Yolvarışını başlaştı. Tavva kılışını başlaştı. Şeytan nima qildi? Shaytonga Alloh taolo nimaga men buyurgan xalq o'zimni qo'lim bilan xalq qilgan odamga sajda qilmading deb so'radi. O'zi indamay kekkayib turaverdi. Alloh so'radi o'zi. Xo'p, nimaga men buyurgan paytda odamga sajda qilmading? U nima dedi? Tavba qilmadi. Ana xayrun minhu. Xalaqtani min nar va xalaqtahu min tin dedi. Men undan yaxshiman dedi odamdan. Bana ottan halk kıyansan, onu laydan halk kıyansan dedi. Ana kibir. Tavba kıldım Allah degende işi yürüyüşü getirdi de. Kımadı onu. Ben ne demek onunla sacda kılarken ben dedi. Ben ondan yakışı ben. Aslım, benimki Allah'dan. O, tıfır adamı geldi. Ana şunun için Allah, Adam aleyhisselamla mama havanı mağfırat kıldı, keçti. Ve şeytanı özünün lanetini kıldı. Umuman demek mal'un bo'ldi, toshboron qilindi, quvildi, do'zaxning qaridan joy oladigan bo'ldi, unga ergashganlar ham unga qo'shiladigan bo'ldi. Ana siz bilan biz bandalar bu yerdan o'rnak olishimiz, bandachilik, zaiflik, biror gunohni qilib qo'yadigan bo'lsak, demak tezda tavbaga shoshilishimiz kerak. Tavbani Alloh qabul qiladi, hamma narsa o'rniga tushadi. Shaytonga o'xshab kibrga ketmaslik, sarkash bo'lmaslik, gunohni tanamaslik, men falonchiman demaslik kerak bo'ladi. Ana mana shu haqiqat demak doim yodimizda bo'lishi kerak. Odam ota bilan mamo havoni tavbalaridan keyin Alloh taolo ularning tavbalarini qabul qildi, yaxshilikka yo'ydi, hidoyatga boshladi, hamma ishlari yaxshi bo'lib ketdi. Mana shu haqiqat büyük hakikat. Çünkü hazır bir günde başka, bizden başkalar özleri bir yamanlık koysa adam atamına mama havanı sokuşa uğradı. Şunlar günah koygan, o şunun günahı nafızdan biz emkıl yapmaz diyeceğiz. Hem az şu, lakin bizde yok. Günah koygan, lakin tavba kıldı. Tavbasını Allah kabul kıldı. İş bitti. Bu yada hazır kıladıklar, özünün avakarlığından kıladı. O'zini zaifligidan qiladi. O'zini Allohning yo'liga yurmaganligidan qiladi. O'zi javob beradi. Buni qilgan gunohiga Odam alayhissalom, Momo Havo javob berishmaydi. Ana mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishib olishimiz kerak. Ana shu tarzda demak, Odam alayhissalotu va salom bilan u kishini, u zotni xalq qilinishlari, xo'p, shaytonni bo'lgan muomalalari yo qissalari butun vücudu bilen bizge ibrat namune buladı. Hazır gün ayettik ki, Adem'ni şeytan benden pes bulup, tuprak'tan yaralganını peş kıldı. Tuprak'tan yaralganı insanın doğru. Allah Ta'ala bunu birkaç ayetlerle etken. Tuprak'tan yarattım, loydan yarattım, katken sapaldan kıldım degen, bu üç kıl adam bırakken de gelmez. Bitti yaratışını her kıl ayetlerde bir görünüş, bir görünüş, bir baskıçını. Birinci başlarında tuprağı bakan. Onda su kuysa loy buladı. Loy bulastırsa balçık buladı. Ondan şekil yiyorsa turup turup kurup saparga eğlenedi. Yani ki adamın yaratışını, türlü baskıçlarını, türlü ayetlerde Allah-u Teala uzun gibi münasip caylarda beyanını kıyam. Hakikaten insan loy. Tuprak. Bunu ulamalar tekşirip tapıştı. Mumun maz, Müslüman maz, Kur'an'ı bilmediğin başkalar adamın tanesindeki maddelerini alıştı. Tuprak'taki maddelerini alsa iki avuda hem 20'te bir kıl madde var. Karbon, fosfor, gugurt, alümin, temir, hepsi. Onda yan var, bunda yan var. İnsanın tanesinde hem var, tuprak'ın terkibi de hem var.
Demek insan tuproqdan yaralgan degani büyük bir hakikat. İlim yana rivojlandi, yana ham daqiq kashfiyotlar bo'lganda, mana shu 20 xil modda nisbati, prosenti tuproqda qancha bo'lsa, insonning tanasida ham shunchalik aniq bo'ldi. Misol uchun tuproqdagi temir moddasi 3% bo'lsa, insondagi temir moddasi ham 3%. Hammasi demak qo'shilib shu holatga keldi. Endi o'sha loy bo'lganligi, loy bo'lganligi, tuproq bo'lganligi insonni demak past bo'lishi, qadrsiz bo'lishini hech qachon sabab bo'lmaydi. O'sha tuproqqa Alloh taolo o'z ruhidan jon tufragan. Mana shu yerda haqiqat bor. İnsanın ruhu bo'lmasa loydan iborat. Ana endi Alloh puf deb insonni o'sha qotib qolgan haykalni, soforni ichiga o'zining ruhidan jon kiritdi. İnsan turdi, odam bo'ldi, tafakkur qildi va boshqa aql topdi, hammasini Alloh berdi-da, ana o'sha ruhi bilan farishtadan yuqori darajaga erishdi. Mana shu haqiqat, demak insonning mukarram bo'lishi, insonning aziz bo'lishi farishtadan ustun bo'lishining yorqin dalilidir. Shuning uchun siz bilan biz hammamiz ruhimizni poklashimiz, aqidamizni yaxshilashimiz, Allohning yer yuzidagi o'rin bosari ekanini unutmasligimiz va buyuk mana shu sharafga yarasha odam bo'lib yurishimiz kerak. Chunki Alloh ko'rsatmasin, ana shu barcha ne'matlarga sazovor bo'lib turib, Allohga osiy bo'lsa, Allohning aytganidan yurmasa, qaytarganidan qaytmasa shaytondan battar bo'ladi. Mana shu ibratlarni siz bilan biz Odam alayhissalomni qissalaridan olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu qissalardan, oyatlardan yaxshi namuna olib, Odam alayhissalom kabi tavbaga Allohning aytganida yuradigan, qaytarganidan qaytadigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. İblisga ergashib qolishdan Alloh o'zi saqlasin. Uni kibridan, o'z boshimchaligidan, gunohdan tap tortmasligidan, tavba qilmasligidan Alloh bizni yuzlarda qilgan bo'lsin.